celliye temmine işaret eden فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَاهُ ayetidir. Kur'an-ı Hakim'in bu hakikatine delil istersen, Kitab-ı Mübin'in mistarı üstünde yazılan şu kainat kitabının sayfelerine baksan, ismi Hafiz'in cilve-i azamını ve bu ayet-i kerimenin bir hakikat-ı kübrasının naziresini çok cihetlerle görebilirsin. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de hiçbir meseleyi sadece iddia olarak bırakmamış. İddia ettiği her meseleye delil getirmiş. Al bir dakika. Başka bir şey mi? Kablo mu? Her şey tamam. Ses yok. Ses hiç bilmiyor. Diğer kablosu takılacaktı belki bu. Yok, hayır. Öyle mi? Geldi değil mi? Tamam, böyle dursun. Bir şey olmaz. Şeyi çek ama, fişi çek. Oradan da ses gider. Bunu çekeyim. Yani delilsiz sadece kuru iddia hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'de bulunmamış. Zaten semavi kitapların içinde insanlığa meydan okuyan, insanlığı düşünmeye sevk eden, insanlığa düşünmeyi emreden tahrif olmamış başka bir kitap da yok. Mesela kilise yüzyıllar boyu sorgulamayı yasaklamış. Din sorgulanamaz. Ha, düşünmeyi engellemiş. Niye? Yani bir din gerçekten hakiki din ise, tahrif olmadıysa, o kitap herhangi bir şekilde bozulmadıysa, ha, neden sorgulanmaktan korkar? Niye? Çünkü içine insanların ithal ettiği, dahil ettiği bir sürü saçmalıklar var ki düşünen bir insanın aklı onu ne yapmaz? Kabul etmez. Mesela teslis inancı, teslis. Hristiyanlıkta var ya, baba, oğul, kutsal ruh. Yani haşa, teslis demek Allah'ı üçlüyorlar, üç ilah var diyorlar. Birisi baba, birisi oğul, birisi kutsal ruh diyorlar. Halbuki akıl, ilim, kainatta ikinci bir elin karışmadığına delildir. Niye? Çünkü intizam tam bir vahdettir. Bir tek nazzamı ister diyor. Bir köyde iki muhtar. Bir şehirde iki vali. Bir arabada iki şoför olsa ne yapar? İntizam bozulur. O araba kaza yapar. O köy karma karışık olur. O şehirde yaşanmaz. Doğru mu? Öyleyse bir düzen varsa, bir ahenk varsa, ha, bir denge varsa, bir mükemmel işleyiş varsa orada bir birlik vardır. Birlikten ne doğar? Dirlik doğar. Ama bir yerde ikilik varsa, değil mi? Bazı mesela evde kocası diyor ki evin reisi benim, kadın diyor ki benim. Bazen evde ikilik çıkıyor. Saltanatı paylaşamıyorlar. O evde huzur kalmıyor değil mi? Yıkılıp gidiyor yuvalar. Şimdi ha, öyleyse kainattaki intizam, kainattaki mükemmellik, kainattaki ahenk, kainattaki adeta düzensizliğin bulunmayışı neyi gösteriyor? Bir elden çıktığını gösteriyor. Mesela bir tane örnek. İnsanların, bütün insanların şu simalarının farklı farklı oluşu.
Şimdi bütün bu simalardaki farklılıklar Yaradan'ın bir olduğuna delildir. Neden? Çünkü dünyadaki bütün insanların simalarının farklı olması için tek elden çıkmış olması lazım. Yoksa ikinci bir el karışsa mutlaka milyarlarca insanın içinde değil mi? Bir öbürünün ne olması ne olur? Tıpkısı aynısı olur. Parmak izlerine kadar, göz retinalarına kadar, DNA şifrelerine kadar. Allah Allah ya. Hatta enteresan bir şey. Şöyle bir adamın yürüyüşünü arkadan görün, o bile farklıymış. Her şeylerinin farklı oluşu Yaradan bir olduğuna denilmiş. Bir de Yaradan'ın hepsini de yaratan aynı zat olduğuna, aynı Allah olduğuna denilmiş. Niye? Çünkü hepsini aynı anda göremeyen birisi yeni doğan bir çocuğun simasını onlardan farklı yaratamaz ki. Hepsini, mesela birisi bana dese ki ya şurada 10 tane resim var. 11.'yi sen çizeceksin ama bu 10'undan farklı olacak deseler. 10 tane diyelim. Çocuk resmi var. 11.'ye sen çiz. Bu 10'undan farklı olsun deseler. Ben ne derim? Şu 10 taneyi bir gösterin bakalım. Önce onları bir göreyim de bunu onlardan farklı yapayım. Bütün insanların simalarını göremeyen her insanı diğerlerinden farklı olarak yaratamaz. Ya bir de parmak izlerine kadar ya. Aman ya. Bir gün böyle bir şey doğruyordum ya. Böyle bıçakla doğrarken o da şey keskin bıçakla böyle sağlam keskin bir bıçak. Bir attık parmağın şuradaki ortasını kesti attı. Koptu gitti. Allah Allah. Ben de öyle iyi bir et parçası gitti ha. Parmak izini kaybettik. Eyvah dedim ya. Bir de şimdi biz yurt dışına da gidip geliyoruz. Pasaportta parmak izi bastırıyorlar. Gittiğin yerlerde, gümrükte, girişlerde parmak bastırıyorlar. Bizim parmak izi gitti. Ne yapacağız? Hiç olmazsa fotoğrafını falan çekseydim benim parmak izi böyle diye. Kayboldu gitti. Tamam da benim yediğim kuru fasulye pilav, benim eskiden çizilmiş olan parmak izimi nereden bilecek de yeniden çizecek ya? Kim bilecek? Ben bilmiyorum. Parmak izi benim, ben bilmiyorum. Başka benden başka kim biliyor olabilir? Yok. Sonra Cenab-ı Hak yarattı yeniden. Gittik, pasaport alıyoruz. Tak, bastık. Aynı şey. Hiç mi şaşırmaz ya? Milyarlarca insanın içinde tamam da bu nasıl oldu? Ne oldu yani? Nereden kopyaladı? Kim çizdi bunu? Ya orada işte onların DNA hücrelerinde, gen şifrelerinde kayıtlar var. Tamam da kayıtları kim çizdi? Bütün insanların şifrelerinin kayıtları neden birbirinden farklı? Bu farklılığı kim seçti? Niye hiçbiri birbirinin aynısı değil? İnsan düşünüyor, ha Allah Allah. Nedir bu? Olsa olsa bir elden çıkmış bir sanattır. Yaradan'ın birliğine delildir bu. Şimdi Kur'an-ı Kerim diyor ki ayette, bak şimdi okuyacağımız yer çok önemli. Hıfz ve hafiziyetten bahsediyor. Hıfz demek muhafaza etmek. Yani benim parmak izi kayboldu ya, kayıtlarda da yok, fotoğrafını da kaydetmedim, bir yere de çizmedim ama benim parmak izim onun ilminde olan bir zat var, bir Allah var. Oradan ne yaptı? Tekrar aynısını buraya çizdi. Şimdi onu anlatıyorum. Bu insanın öldükten sonra dirileceğine, yeniden yaratılacağına, insanın zayi edilmeyeceğine, parmak izine kadar kaydedilmiş bu insanın asla kayıtlardan silinmeyeceğine delil getirecek şimdi. Hem de hani diyorlar ya,
Turgay abi, hep bize şöyle öğrettiler üniversitede falan da. Hep dediler ki, bir bilim var, bir de ilim var dediler. Bilim var, bir de ilim var. Birbirinden ayırdılar bunları. Sözde onların savunduğu şeye göre ilim, bilimden farklı. İlim dedikleri manevi ilimler. Ama bunlarda aklın payı yok. Sadece kabul edersin, inanırsın, körü körüne gidersin. Öyle diyorlar. Dogmatik bilgidir diyorlar, dini bilgi. Dini bilgi hiçbir zaman deney ve gözlemle ortaya konulamaz diyorlar. Mesela diyorlar, tamam da Allah mesela, ben inanırım, öbürü inanmaz. Tamam da ben nasıl ispat edeceğim? Elle tutulmaz ve gözle görünmez. Deney ve gözlem yoluyla Allah'ın varlığını ortaya koyamazsın diyorlar. Mesela diyorlar, melekler. Melekler hep, ya adam inanırsan inanırsın, kardeşim inanmazsan sen bilirsin. Ben inanıyorum. Ha, ama ispatlayamazsın. Böyle anlattılar bize. İlimle bilimi birbirinden ayırdılar. Halbuki ilimle bilim aynıdır. Şimdi bilim neyi araştırıyor? Bilim Yaradan'ın yarattığı kainatı araştırmıyor mu? Canlılar alemini araştırıyor, biyoloji oluyor. Astronomi, değil mi? Gökyüzünü araştırıyor. Fizik dünyadaki dengeleri araştırıyor. Ha, zooloji hayvanları araştırıyor. Her biri neyi araştırıyor? Şimdi düşün mesela, Yaradan'ın sanatını araştırıyor. Hiç sanatla sanatkar birbirinden ayrılır mı? Madem onlar sanatı araştırıyorsa, o sanat da sanatkarın bir parçasıdır. Öyleyse Allah'la, değil mi, manevi ilimlerle fenni bilimler birbirinden asla ayrılamaz. Yani Süleymaniye ile Sinan birbirinden ayrılır mı? Ya Sinan başka, Süleymaniye başka canım. Biz Sinan'ı ayrı düşünürüz. Süleymaniye'yi biz Sinansız olarak ele alırız. Sinan'ın katma şu işi. Allah aşkına ya. Sinan'a ait ne varsa Süleymaniye'den alsanız. İlim, bilgi, tecrübe, hesap, değil mi? Fizik, kimya, ne varsa Süleymaniye'den alsanız geriye ne kalır? Süleymaniye diye bir şey kalır mı? Süleymaniye'yi Süleymaniye yapan Sinan'dır. Biz Süleymaniye'yi severken aslında Sinan'ı seviyoruz. Çünkü Süleymaniye'de sevdiğimiz ne kadar güzellik varsa tamamı Sinan'dan Süleymaniye'ye geçmiş. Sinan'a ait. Şimdi bilimlerin dünyada incelediği ne kadar güzellikler varsa, incelikler varsa, mükemmellikler varsa, dengeler varsa tamamı Yaradan'a ait ya. Hiç sanat sanatkardan ayrılır mı? Öyleyse ilim bilimden ayrılmaz. Bütün bilimler Allah'ın ilmine götürür. Ha, zaten Cenab-ı Hak demiyor mu Kur'an'ında? Ben kainatı kendimi size tanıttırmak, bildirmek, sevdirmek, maharetimi, marifetimi, ilmimi size göstermek için yarattım diyor. Kur'an'ımda size bütün isimlerimi, değil mi, beyan ettim, anlattım. Kur'an'da anlattıklarımı bir de kainatta gözünüzün önüne serdim, donattım diyor. Hani öğretmen ne yapıyordu? Fen bilgisi öğretmeni, değil mi, biyoloji, kimya öğretmeni önce sınıfta anlatıyor, sonra da alıyor anlattıklarını laboratuvar ortamında yaşatarak, icraatla, bizzat deney gözlem yoluyla ne yapıyor? Aklına soruyor. Halbuki anlattın ya, bu anlattıklarını tekrar burada ne yapıyoruz biz? Hayır, hayır. İnsan sadece anlatmayla anlayabilen bir mahluk olsaydı hiç gerek kalmazdı. Ama insan kulağıyla duyduğuna, gözüyle delil arayan bir mahluktur. Birisi çıksa gelse, dese ki arkadaşlar ben çok cömertim dese herkes eline bakar. Cömertlik böyle lafla söylenmez ki ya. Cömertliği kulağımız duydu da gözümüzden arıyor.
Değil mi? İkram arıyor. Bankörlük arıyor. Cömertlik laflı olmaz ki. Ha, birisi dese ben güçlüyüm dese istediği kadar desin. Güçlülük, kuvvet lafla anlaşılmaz. Değil mi? Şöyle gözünün önünde 300 kiloyu kaldırabiliyorsa o zaman güçlüyüm demesine gerek yok zaten. Şimdi demek insan kulağıyla duyduklarına gözüyle delil arıyor. O yüzden Cenab-ı Hak Kur'an'da ayetlerini kulağımıza duyururken kainatta da değil mi? O ayetlerini gözümüze sokarcasına icraatıyla gözümüzün önüne seriyor. Mesela ayet diyor ki ve evha rabbuke ile nahl diyor ayette. Biz arıya vahyettik diyor. Arı o balı kendi yapmıyor ha. Biz oraya, o arıya o balı biz yaptırıyoruz diyor Cenab-ı Hak. Bunu kulağımıza duyduk mu? İnanmazsan git de bak diyor. Kur'an bizi arıyı incelemeye sevk ediyor. Git git diyor. Bu ayet neden bahsediyor? Git de gör. Arı sana bir ayeti izah etsin sana. Arı sana ayeti bir tefsir etsin. Bir git de bir gör. Bir bakıyorsun ki Allah Allah. Değil mi? Zerrecik başında bütün hayatının programını yerleştirmiş. Değil mi? Küçücük karnında tağımların en tatlısını koyup pişirmiş. Kuyruğuna da bütün canlıları, değil mi? O zihayat azaları tahrip edip öldürecek zehri o uzuvcuğuna zarar vermeden yerleştirmiş. Üç tane mucize bir santimetrelik bir alanda. Hem nasıl bir mucize ya. Arıda akıl yok, ilim yok, metre yok, kimya bilmez, geometri hiç bilmez. Ama aman ya Rabbi. Bakın bizim peder aracı, balcıyız biz. Ta 50 yıllık aracıyız bu peder. Çok gördük bunu. Şimdi boş çıtayı kovanın içine koyarsın, bomboş çıta. Boş çıta buldum arılar hemen onun içini petek örmeye başlarmış. Şimdi bir köşeden bir arı başladı. 3-5 arı bu köşeden başladı. 3-5 arı o köşeden başladı. 3-5 arı o köşeden başladı. Öre öre geliyorlar. Ortada birleşecekler ya. Ortada bir birleşirler. Şak. Altıgenler birbirine tam oturur. Vay be. Bizim 4 tane ustayı şurada duvara başlar. Abi sen buradan başla. Sen şuradan başla. İkisinin ortada buluşma ihtimali hiç yok. O da ellerinde ipler var, teraziler var, şunlar var, bunlar var. Bir türlü tutturamayız. Akıllı, şuurlu ustalar bunu beceremezken akılsız sinek ya. Şuradan bıraksan kapıyı bulup dışarı çıkamıyor. Bak cama vuruyor. Bir saniye önce vurduğu camın kapalı olduğunu, buradan geçiş olmadığını biliyor. Yine aynı cama vuruyor. O kadar akılsız. O kadar şuursuz arı. Aman yarabbim ya. 5 kilometre uçuyor, kovanını buluyor, altı yer petekleri örüyor, içine o balı koyuyor. Aman yarabbim, insanların yapamadığı mucizeyi yapıyor. Şimdi desek ki, bu akılsız sinek bu işleri yapıyor desek, sinekten daha akılsız olmuş olmaz mı? Öyleyse Kur'an'ın ifadesini kabul etmek zorundayız. Kur'an diyor ki, hayır o yapmadı, biz yaptık diyor. Biz ona vahyettik. Biz ona ilham ettik. Biz onu idare ettik. Ona balı biz yaptırdık diyor Cenab-ı Hak. Biz ne yaptık bak bu ayeti çözememiştik. Adı geldi bize bu ayeti izah etti. Açtı, ispat etti, ortaya koydu. Şimdi burada başka bir ayet var. Şimdi hep diyorlar ya dini bilgi dogmatik bilgidir. Aslı astarı ispatı izahı yoktur. Sadece kuru kuruya Müslümansan kabul edersin. Müslüman değilsen canın cehenneme. Öyle bir şey yok. Dinin her meselesi, Kur'an'ın her iddiası ispat edilebilir bir meseledir. Tamamı aklidir, mantıkidir. Kur'an'da 700'den fazla ayet düşünmeyi emreder. Sorgulamayı emreder. Şimdi bir insan sorgulanmaktan niye korkmaz? Çünkü hani mesela bir esnaf maliyeci görünce hemen dükkanı kapatıp kaçar ya. Defterleri saklamaya niye?
Çünkü bir sürü yalan yanlış iş var. Bir sürü açık var. Bir sürü vergi taşırmış. Ama öbürü de var ki her şeyi kaydettirmiş. Maliyeciyi çağırıyor. Gel. Gel diyor bizim defterlere bak. Ya gerek gel. Gerek yok. Gel kardeşim gel. Gel de defter nasıl olmuş bir gör. Niye sorgulanmaktan korkmuyor? Çünkü veremeyecek hesabı yok da o yüzden. Şimdi Kur'an diyor ki ısrarla sorgulayın diyor. Düşünün diyor. Değil mi? Tekrar düşünmeyi emrediyor. Niye? Çünkü Kur'an'ın ispatlayamayacağı mesele. Akli olmayan, akla yatmayan hiçbir mevzu yok da onun için. Meydan okuyor. Ha. Şimdi bakın bunun bir örneği de bugünkü derste. Şimdi yavaş yavaş derse başlayacağız. Geç mi oldu biraz? Bilal abi 58 dakika konuşma yapmış. Sonra demiş ki şimdi yavaş yavaş derse geçelim deyince cemaat bayılma tehlikesi geçer. Bizim dersimiz kısa ama hakikaten çok önemli bir ders. Ayet diyor ki hangi surede geçiyor bu? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Hangi sureydi? Zilzal suresinde. Sonunda geçiyor. Diyor ki kim zerre miskal hayır işlerse karşılığını görecek. Kim zerre miskal şer işlerse o da diyor karşılığını görecek. Bu ayet diyor ki herkesin her hali, her anı, görünen, görünmeyen, düşünce, hayal, fiil ne varsa her şey kaydediliyor diyor. Delil ne buna? Var mı buna delilimiz? Şimdi açık gizli bütün kameralarla kaydediliyormuşuz. Şimdi oraya geliyor. Kur'an Hakim'in bu hakikatine delil istersen Kitab-ı Mübin'in misali üstünde. Şimdi bu delil istersen diyor ya. Şimdi adama ne der? Ben malımı bilirim. Evladının huyunu bilir değil mi baba? Allah kulunun huyunu bilmiyor mu? Öyle yaratmış Allah bizi. Kulağımızla duyduğumuz her meseleye gözümüz ne arıyor? Gözle görünür, elle tutulur, delil arıyor. İbrahim Aleyhisselam demiş ya, ya Rabbi ben demiş inanıyorum ölüleri dirilteceğine, öldükten sonra dirilteceğine inanıyorum ama demiş bir türlü demiş tam ikna olamıyorum, gözümle görmek istiyorum demiş. Peygamber ha. Yani imanı yok, şüphesiz imanı var ama illa işte böyle bir istiyor ki gözüyle görüp şöyle. Sonra Cenab-ı Hak da diyor ki bir güvercin işte o kuş bir kuşu diyor parçalara böyle parçalıyor, öldürüyor. O bir, her birini bir dağın başına, bir taşın başına koy. Sonra bunları toplayıp diriltiyor gözünün önünde. Ha. Aslında bunu Cenab-ı Hak her gün yapıyor. Her gün. Çantacı Necmi abinin bir şinasi şeyi var ya. Diyor ki Ege Üniversitesi'ne gittik diyor orada. Öğretim görevlileri var, onlarla oturuyoruz. Dedim ki şunlara bir şase yapayım dedim diyor. Anlatayım bu meselelerle, böyle bir ucundan girelim dedim diyor. Ahiretten falan bahsedince diyor, öldükten sonra dirileceğiz falan deyince diyor, orada diyor böyle dinden, İslamiyet'ten uzak insanlar. Birisi demiş ki ben demiş ahiret inancını çok ilkel buluyorum. Hani ilkel dedi ya, eski çağlarda insanların inandığı şeyler bunlar. Bu zamanda hiç böyle şeyler inanılır mı? Öbürü demiş ya öyle şey olur mu? Ben demiş inanmıyorum. Ya demiş bunlar hikaye falan böyle deyince en son Şinasi diye birisine gelmiş demiş ki ya demiş bu demiş inanılacak bir şey değil ki demiş ya. Anlatır mısın bana demiş. Ben şimdi öleceğim demiş. Toprağa gireceğim. Topraktan demiş benim nötronlarım, protonlarım, elektronlarım toprağa karışacak. Sonra onlardan otlar çıkacak ortaya. Sonra o otlara geçecek.
Otları hayvanlar yiyecek, hayvanlar gidecek, başkaları yiyecek falan. Tüm dünyaya dağılacak ben. Ben demiş tüm dünyaya dağıldıktan sonra ben demiş kim toplayacak? Necim abi diyor ki, dedim ki adın ne senin? Dedi Şinasi. Kaç yaşındasın dedim diyor. 25 yaşındayım dedi diyor. Şinasi dedim, doğru söyle. 26 sene önce neredeydin? Deyince durdu. Yoktum dedi diyor. Vardın hatırlamıyorsun dedim diyor. Vardın. Vardın ama neredeydin? Yoktum dedi diyor ya. Vardın kardeşim, vardın. Yoktum. Vardın hatırlamıyorsun. Neredeydim demiş olur. Sen demiş 26 sene önce demiş, Afyon'da demiş sucuktun, bilmem şu falan yerde fasulyeydin, Kayseri'de pastırmaydın, şurada şuydun, burada buydun, baban olacak adam bunları yedi, annen de yedi, sonra birleştiler, bu annenin karnında sen bütün dünyadan toplandın, kuru fasulyeden, pilavdan, sucuktan, pastırmadan, portakaldan, limondan, dünyanın her yerinden, ta güneşten, aydan, zamanla ne yaptın? Şinasileşti. Orada seni tüm dünyadan toplayıp da seni şinasi olarak yaratan Allah ikinci sefer dağıttıktan sonra tekrar toplayamaz mı? Bir kere göstermiş, yapmış. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyor değil mi adamlar? Yapacağımıza delil yaptığımızdır diyor yani. Cenab-ı Hak da bu aslında nedir biliyor musunuz? Ayetin meali. Ayette bunu anlatıyor Yasin suresinde. Müşrikler gelmişler, çürümüş bir kemiği böyle ufalayarak gelmiş. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önüne atıyor. Çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. Neden bahsediyorsun sen diyor, ne ahireti? Ayet nazil oluyor bunun üzerine. Men yuhil izame ve hiyaranim. Sana bu çürümüş kemikleri kim diriltecek dedikleri zaman de ki onlara, kim onları bir daha eten, hiç yoktan, sıfırdan, hiç yokken toplayıp, diriltip, yarattıysa o diriltecektir. Bir şeyi ilk defa yapmak mı kolaydır? İkinci defa yapmak mı daha kolaydır? İlkini yapan, ikincisi bir vaat ettiyse gücü yetmiyor denilebilir mi? Gücü yetmeme ihtimali olabilir mi? Yapmış. Yani Kur'an hiçbir zaman delilsiz gitmez, gitmiyor. Şimdi burada bir deney yaptıracak bize. Diyor ki, Kur'an hakimin bu hakikatine delil istersen, kitab-ı mübinin mihtarı üstünde yazılan şu kainat kitabının sayfalarına baksan, ismi Hafiz'in cilve-i azamını ve bu ayet-i kerimenin bir hakkat-ı kübrasının naziresini çok cihetlerle görebilirsin. El cümle, ağaç, çiçek ve otların muhtelif tohumlarından bir kabza al. Bir avuç tohum aldık elimize. İsim neydi abisi? Necme. Necmi abi şöyle bir avuç elimize bir tohum aldık. Şimdi ot tohumları var küçücük değil mi? Ağaç tohumları var, incirin tohumu küçücük mesela. Bir avuca ne sığar? Şöyle bir avuç tohum, bir avuç incir tohumu bütün şu mahalleyi diksek hepsini incir ağacı yapar mı? Yapar. Bir avuç var. Şimdi içinde bir avucun içinde ne var? Ağaç tohumu var, ot tohumu var, bitki tohumu var. Bundan tam bir avuç aldık. Deney yapıyoruz şimdi. Laboratuvar ortamında din, aynı bilim, dinsel bilgi dedikleri, dini bilgi, aynı bilimsel bilgi gibi laboratuvar ortamında ispat edilir mi, edilmez mi? Bunu gösterin. Ha, bunu anlatıyor ha. Hani dini bilgi, dogmatik bilgidir. Kafası örümceklenmiş insanlar inanır. Sorgulanmaz. Sadece inanılır falan diye saçmalayanlar var ya, onlara cevap bu. Diyor ki ağaç, çiçek ve otların muhtelif tohumlarından bir kabza bir avuç al. O muhtelif ve birbirine muhalif tohumların cinsleri birbirinden ayrı, nevileri birbirinden başka olan çiçek ve ağaç ve otların tohumlarını
Tamlukçalara hükmünde olan bir kabzayı, o bir avuç tohumu, bakın şimdi, karanlıkta. Karanlık, basit, camit, cansız bir toprak içine defnet ser. Aynı ölü defneder gibi değil mi çekirdek ekmesine? Toprağı açıyorsun, çekirdeği bırakıyorsun, yönünü kıbleye doğru çevirmene gerek yok. Sonra üstünü örtüyorsun, oldu gömdük. Aynı ölüyü defneder gibi aynısı değil mi? Ne farkı var? Biri biraz büyük çekirdek, biri ufak çekirdek. Şimdi diyor ki karanlıkta, karanlık, basit, cansız, akılsız, şuursuz toprağın içine defnet ser. Sonra mizansız, eşyayı fark etmeyen ve nereye yüzünü çevirsen oraya giden basit su ile sula. Bakın sebepleri sayıyor ha. Sebeplerin tamamı akılsız, şuursuz, basit, karanlık, mizansız, yön bilmeyen, iz bilmeyen, hiçbir aklı, şuuru olmayan sebepler. Toprak da böyle, üstüne dökülen su da böyle. Sonra senevi haşrin meydanı olan bahar mevsiminde gel, bak. İsrafil vari melek-i rahat. Baharda ne fisur nevinden yağmura bağırması. Şimdi mahşer meydanında Cenab-ı Hak İsrafil aleyhisselama suru üflettirecek. Ve sur üflendiği zaman bütün ruhlar cesetlerini giyip ayağa kalkacaklar. Şimdi Cenab-ı Hak bunu Kur'an'da anlatmış mı? Anlatmış. Bizim gözümüzün önünde her sene icraatıyla bunu bize ispat ediyor. Nasıl? Mesela incir ağacının ruhu nerede? O toplu iğne başı kadar çekirdeğin içinde. Bütün programı orada. Şimdi o ruh toprağın altına girdi mi? Şimdi bakın, kış kıyamet, beyaz kefen, kar, arkasından bahar yeniden diriliş. Çekirdeğin içindeki ruh baharda cesedini giyip dirilmeye başladı mı? Böyle diriliyor ya, görmüşsünüzdür internetlerde, videolarda o çekirdeklerin nasıl böyle. Onu hızlı çekimde seyretmişsinizdir. Cenab-ı Hak ağır çekimde seyrettiriyor ki iyice anlayalım diye. Tam idrak edelim diye. Hani adam maçta mesela bir faul yapıyor, ağır çekimde seyrettiriyorlar değil mi? Herkes görsün diye. Cenab-ı Hak da ağır çekimde seyrettiriyor bize. Yoksa ne fark eder ya? Videoyu hızlandır. %25, %50, %100, %250. Videoyu izlendir demiş. Aynı onun gibi Cenab-ı Hakk'a bir zorluk yok ki ya. Ha, bak. Baharda senevi haşrin meydanı olan bahar mevsiminde gel bak İsrafil marivari melek-i rahat. Baharda nefisur nevinden yağmura bağırması. Yer altında defnedilen çekirdeklere nefi ruhla müjdelemesi zamanında dikkat et ki nihayet derecede karışmış. Birbirine benzeyen o tohumlar. Tohumları da karıştırdık. Bizim bir ziraat mühendisi bir abi vardı da dedi ki ya okulu bitiremedim dedi. Gittim. Hocaya dedim ki ya bir şey yap. Beni imtihan et. Ben okulu bitireyim dedim. O da diyor çekmecesini açtı. Oradan bir avuç tohum aldı. İçinde 7-8 çeşit tohum var diyor. Arpa, buğday, yulaf bilmem ne. Şöyle masanın üstüne koydu. Bunların ne tohum olduğunu ayır. Geç dedi diyor. Baktım diyor. Hepsi birbirine benziyor. Ziraat mühendisi okumuş 4 sene. Ayıramadım diyor. Şimdi Allah aşkına. Ben akıllı, şuurlu 4 sene ziraat mühendisi okumuşken gözüm de onu gördüğü halde, ilmim de onu bildiği halde ayıramıyorsam
Benim ayıramadığımı, akılsız, şuursuz toprak, akılsız, şuursuz su, bu şuursuz, akılsız sebepler ayırmış olabilir mi? Ama bak, bir bakıyorsun toprağa attın mı toprak hepsini ayırıyor. Hepsinin renkleri ayrı, kokular ayrı, tatlar ayrı, şekiller ayrı. Aman yarabbi ya. Yok arkadaş yok. Bu iş, yerin altında biri var. Bu işleri. Ha. Öyleyse bu akılsızlar, bu şuursuzlar, bu akıllıca, şuurluca, bu mucize işi yapmaları mümkün olmadığından öyleyse bu işin arkasında başka bir el var. İşin içinde iş var. Akıl değil mi? Nedir bu? 2 kere 2, 4. Değil mi? İster çal, ister topla. Akılsız, şuursuzlar, akıllıca, şuurluca iş yapması mümkün olmadığında şimdi mahallenin delisi var mı bu mahallenin? Çok. En çok. Bizde herkes öyle. Akıl yok ya. Akıllı var mı diye soruyor. Evet, millet deliye asıp bizde koymaya şimdi düşünün mesela mahallenin meşhur bir delisi var. Bizim çocukluğumuzda bizim mahallede Deli Adnan var. Şimdi eline aldı diyelim cep telefonunu, akıllı telefon. iPhone'un son modeli. Kahveye geldi, dedi ki bütün kahveye, bakın dedi bu telefonu ben yaptım dedi. Yemin etse inanır mısınız? İnanmaz. Niye inanmazsınız? Çünkü telefon akıllı, adam deli. Adam hiçbir delinin akıllıca bir şey yapması mümkün değil. Telefon akıllı telefon, adamın kendisi deli. Şimdi Allah aşkına, ağacın başındaki incirin bundan ne farkı var? İncir akıllıca, hatta bütün akıllılar birleşse bir incir yapamıyorlar ya. Bir incirin bir tane çekirdeğini kodlayamıyorlar. Ama ağacın elinde sallanıyor. Ağaç zaten ben yaptım demiyor ya. Bizim odunlar diyor, ağaç yaptı bunu diye. Bizim ağaç diyor, meyve yaptı diyor. Ağaç kadar yok musun? Bir de sen yap. Hadi meyveden geçtik, resmini yap. Yok ya. Ama işte hep öyleyiz yani. Meyveyi ağaçtan, hububatı topraktan, şifayı doktordan, maaşı patrondan, Allah, Allah da kurban olayım Allah'a. Tamam da sen bir Allah'ın bütün icraatını, bütün mülkünü sebeplere dağıttın, sonra kurban olayım Allah'a. Böyle Müslümanlık, böyle iman olmaz ki, kurtarmaz zaten. Ha, her şey onun ilmiyle, onun kudretiyle, onun iradesiyle, onun tasarrufunda olduğunu bilen bir insan. Ha, kendisi de onun emrine girer, ona isyan etmez, ona boyun büker. Ya madem dev gibi gezegenler, güneşler, aylar, galaksiler ona zerre kadar isyan edemezken, onun emrine muhalefet edemezken, zerreler, atomlar onun gözünden kaçıp gizlenemezken, saklanamazken, ben nasıl onun emrine, onun çağrısına, onun değil mi, beş vakit minarelerden davetine kulaklarımı çıkarım? Ben kimim ya? Ya Allah muhafaza etsin. Baharda nefi sur nev'inden yağmura bağırması, yer altında defnedilen çekirdeklere nefi ruhla, ruh üflemekle müjdelemesi zamanına dikkat et ki o nihayet derecede karışık ve karışmış birbirine benzeyen tohumlar ismi Hafiz'in tecellisi altında kemal-i imtisal ile hatasız olarak Fatır Hakim'den gelen evamir-i tekviniyeyi imtisal ediyorlar ve öyle tevfiki hareket ediyorlar ki onların o hareketlerinde bir şuur, bir basiret, bir kast, bir irade, bir ilim, bir kemal, bir hikmet parladığı görünüyor. O üzüm çubukları değil mi? Çıkıyor, ne yapıyor? Bir yere sarıyor değil mi? Şimdi neden sarıyor?
Halbuki o anda oraya sarılmasına ihtiyacı yok. İleride salkımlar gelecek. O salkımları ne yapamaz? Taşıyamaz. O yüzden bir yerlere kol atması lazım. Ama bir de işin enteresan tarafı, sardığı ipin mukavemetini hesaplaması lazım. Kalınlığını düşünmesi lazım. Gelecek salkımları da bilmesi lazım. O salkımların hangi kalınlıkta bir iple taşınabileceğini de hesaplaması lazım. Ya arkadaş, hangi üniversiteyi bitirmiş, hangi değil mi ders almış, nereden hesaplayacak bu? Hem de akılsız, şuursuz ya. Bizim fasulye bahçemiz vardı. Fasulyeleri de böyle atıyor yani, sarıyor. Şu tarafa direkt dikiyorsun, bir bakıyorsun sabah gelmişsin, bütün kollar o tarafa dönmüş. Çıkarıyordum ben direği, bu tarafına koyuyordum. Bir bakıyorum o tarafa dönmüş. Allah Allah ya, tamam da sen nereden görüyorsun? Adam gözleri görmeyen bir adamın burasına direkt söksen, bu tarafa koysan bulamaz. Göz yok, elin yok, akıl yok. Şimdi bu akılsızların, bu şuursuzların bu akıllıca işi yapmaları. Ya. Şimdi geçen sosyal medyada gördüm de böyle bir fotoğraf paylaşmışlar. Tel örgüler var yani, dikenli teller şöyle sarmış. Hemen yanına da şey, üzüm asmasını sarmış. Aynı tel örgünün yanına, o sarılan. Oraya yazmışlar, bu tesadüfen bunu insanlar yapmış. Bunu yapan biri var, bu teli buraya saran, tel örgünün telini buraya saran biri var. Ama öbürü tesadüfen. Ya. Nelerle uğraşıyoruz ya? Çünkü görüyorsun ki o birbirine benzeyen tohumcuklar birbirinden temayüz edip ayrılıyor. Mesela bu tohumcuk bir incir ağacı oldu. Fatır Hakim'in nimetlerini başlarımız üstünden eşe başladı, serpiyor. Dallarının elleriyle bize uzatıyor. İncir ağaçlar nasıl kışın? Böyle. Meyve iplerince nasıl? Böyle. Garson yemeği getirirken böyle getiriyor. Yaklaşınca indiriyor değil mi? Buyur diyor. Kafanın üstüne getirse abi buyur. Olmaz ki ya. Bak Allah Allah. Aslında her biri birer garsonmuş ya. Garsonlar yemeği kendi yapmazlar. Sadece taşırlar mutfaktan. Ağaçlar da öyle. Onları kendileri yapmazlar. Sadece taşırlar. Allah'ın yaptığını, yarattığını taşırlar. Olur mu ya? Ben görüyorum. Ta ufacıkken oradan çıktı, o ağaç yaptı işte. Senin gördüğün manzara ağacın yaptığına delil olmaz. Sen gördüğüne inanırsan o zaman çok işimiz var. Şuradan bakınca sabahleyin güneş nereden doğuyor? Uludağ'ın tepesinden doğuyor değil mi? Tam tepesinde. Buradan bakınca Uludağ'ın tepesiyle güneş birbirine değiyor mu? Değiyor ya. Varsan şöyle oradan. Ama gözün gördüğüne inanırsan buradan Uludağ'a kadar koşarsın güneşe vuracağım diye. Ama bir de ilim var, akıl var. Akıl diyor ki o buradan bunlar bitişik gibi görünse de aralarında 149,5 milyon kilometre mesafe var. Aynı onun gibi. Üzümle asma bitişik gibi görünse de aralarında Allah var. Ancak Allah o üzümü asmaya takabilir. İncirle, değil mi? Ağaç bitişik gibi görünse de aralarında Allah var. Allahsız mümkün değil. Ya, doktorla şifa bitişik görünüyor değil mi? Doktor abi doktor diyor ya. Bizim doktor diyor, yoktan adam yapar. Öyle bir doktor. Adamlar, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın verdiği şifayı doktora veriyor. Bir de daha doktorun vesile olmadıklarını da doktora veriyor, şişiriyor doktoru, Allah muhafaza. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda şirkle gidiyor. İşte bu ona sureten benzeyen bu iki tohumcuk ise Günaşık namındaki çiçek ile Hercai Menekşe gibi çiçekler verdi. Günaşık dediği biliyor musunuz ne olduğunu? Bizim orada Şemşamer derler, yani ayçiçeği. Hiç ayçiçeği tarlası gördünüz mü? Ama olgunlaşmış değil, olgunlaşınca boynunu büker. Böyle tam tersi döner. Aynı insanlar gibi olgun insanlar boynunu büker. Böyle enaniyet, gurur, kibir yapmaz. Boynunu büker.
Ama tam böyle yeniyken bir ayçiçek tarlasına gidin. Sabah güneş bu tarafta ya, hepsi böyle. Evet, aynen. Böyle Allah Allah. Uydu antenlerini gördün mü? Nasıl takip ediyorlar uydu antenleri böyle? Var ya radar. Hava radarı. Aynı onun gibi ya arkadaş. Bu hava radarını böyle döndüren biri var da bu güneşi böyle takip ediyor ya. Tamam da güneş de bunu nereden haberleşiyor? Güneşin hareketine göre bak. Ne fazla dönüyor ne az dönüyor. Böyle Allah Allah. Dönüyor. Aynen. Şey. Ekimini yaptık bir sürü. Akıl almaz bir icraat arkadaş. Gel de şunun karşısında hayret etme. Hayret etme. İnsanın aslında bu meseleyi bunu görünce hayretinden ikiye bölünmesi lazım. Çatlaması lazım. Ama ya ne olacaktı? Ort ya. Bunlar hep böyledir zaten. Hep böyledir bu. Sonra tamam işte onun adını güne bakan koydu. Ha güne bakan. Yani aslında Ayşe'yi sonra ona güneş var. Bir de göz var, ne yani kulak var, ne güneşi bilir, ne akıl var, ne şuur var. Nereden baksın, nereden baksın güne değil mi? Evet. Ya. Bizler için süslendi yüzümüze gülüyorlar, kendilerini bizlere sevdiriyorlar. Daha buradaki bir kısım tohumcuklar bu güzel meyveleri verdi ve sümbül ve ağaç oldular az kaldı. Güzel tat ve koku ve şekilleri de iştahımızı açıp kendi nefislerine, bizim nefislerimizi davet ediyorlar ve kendilerini müşterilerine feda ediyorlar. Ta nebati hayat mertebesinden hayvani hayat mertebesine terakki etsinler. Ve hakeza kıyas etsin. Öyle bir surette o tohumcuklar inkişaf etti, uyandı, filizlendi, neşverema buldu ki o tek kapsa bir avuç tohum muhtelif ağaçlarla, mütenevvi çiçeklerle dolu bir bahçe hükmüne geçti. Bir avuç tohumdan dev gibi bir bahçe çıktı ortaya. İçinde hiçbir galat, kusur yok. Zehir gibi acı biberle tatlı kırk ağaç kavurunu da dikti ve ek. Ne ondan ona acı bulaşıyor, ne de ondan ona tatlı bulaşıyor. Aynı toprak, aynı su, aynı gübre. Biri zehir gibi acı, öteki bal gibi. Ne var ortada? İki tane küçücük tohum. Nasıl bir şey? Cenab-ı Hak gözümüzün önünde esbabı bahaneler hükmünde gösterip mucizeler icra ediyor. Ya Ferci'il basara hel talami fütur. Ayet diyor ki gözünü sal kainata bak. Hiçbir yerde bir fütur, bir kusur, bir çatlak, bir eksik, bir noksan görebilecek misin diyor. Her bir tohum ismi Hafiz'in cilvesiyle ve ihsanıyla ona pederinin ve aslının malından verdiği irsiyeti, hani her tohumun neyi var? Anası var, babası var, dedesi var, var var var, ta Adem babası var. Değil mi? Devamlı ne yapıyor? Nesilden nesile. Bütün şifreler, kodlar, bilgiler, renkler, kokular, şekiller aktarılıyor. Doğru mu? Şimdi adam mesela suya düşürüyor bilgisayar abi, her şey silinmiş diyor. Telefonu suya düşürüyor abi, hafıza silinmiş. Şimdi hafıza ne var ya, telefonun hafızasında ne olabilir ki? Abi ne diyorsan ya, 128 GB. Ya o incir çekirdeğinin hafızası var ya, gigabaytlara, terabaytlara sığmayacak bilgi var onun içinde. Ama suya da düşüyor, çamurun içine batıyor. İyice ayağınla şöyle bas, ez. Var mı? Silinmiş mi? Bir ağaç çıktı, bir baktım renk çıkmamış. Abi rengi silinmiş be. Bir incir çıktı, tadı yok. Abi saplar silinmiş be. Bir baktın, içinde çekirdek diye. Hiçbir kusur yok, kusur yok. Ya. Ona pederinin ve aslının malından verdiği irsiyeti iltibatsız, noksansız muhafaza edip gösteriyor. İşte geldik meselenin can alıcı noktasına. İşte bu hadsiz harika muhafazayı yapan otun, ağacın, çiçeğin hepsinin bütün amellerini, bütün renklerini, kokularını, şekillerini, ne kadar meyve vereceklerini, kaç yaprak çıkaracaklarını, yapraklarının çekiş şekillerini, hepsini muhafaza eden, şu harika muhafazayı yapan zat Cenab-ı Hak, zat-ı Hafiz. Kıyamet ve haşirde hafiziyetin tecelli etmelerini göstereceğine kat'i bir işarettir. Evet, bu ehemmiyetsiz,
zail, fani tavırlarda bu derece kusursuz, galatsız hafiziyet cilvesi bir hücceti katıadır ki ebedi tesiri ve azim ehemmiyeti bulunan ve emaneti kübra hamelesi ve arzın halifesi olan insanların efal ve asar ve akvalleri ve hasenat ve seyyiatları, sevapları, günahları kemali dikkatle muhafaza edilir. Bir şey niye muhafaza edilir? Muhasebeci niye muhafaza ediyor bütün fişleri, evrakları, Z raporlarını? Niye? Muhafaza ne içindir? Muhasebe içindir. Yıl sonunda ne var? Bilanço var. Muhasebe var. Bir gün hesaplaşma var da o yüzden muhafaza ediliyor. Niye deftere yazılıyor? Veresi defterine. Bir gün ne yapılacak? Hesaplaşılacak da o yüzden. Şimdi Allah aşkına Cenab-ı Hak inkar etmeyelim diye levh-i mahfuza yazdığı amellerimizin bir nüshasını da bizim aklımıza yazmış. Burada yazıyor bak. İnanın bir insan kendi hafızasında yazılan hiçbir şeyi kendi iradesiyle unutamaz. Silemez. Hadi unut bakalım. Neyi unutabilirsin ya? Öyleyse ben silemediysem, ben silemiyorsam hafızamdakini, ben yazmadım ki ben sileyim. Beni benden başka biri bana yazıyor. Eskiden bakkallar veresiye defteri verir ki açarken bir defter açardı, bakkalın kendisine yazardı. Bir de küçük bir deftere yazar, senin eline verirdi. Ta ki ay sonu defterler karşılaştırılır, hesap görür. Kimse kimseyi inkar etmez. Senin defteri at, orada da yazıyor. Ha, şimdi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gittiğimizde levh-i mahfuz açıldığında ben yapmadım. Getir, senin defteri getir. Burada her şey yazılı. Tak bir açacak bakacak ki aman ya. Kayıtlar hep burada da var. Karşılaştırılacak. Azaları dile gelecek dediği bu. Ya Cenab-ı Hak o gün hesabını verebileceğimiz bir hayat yaşamayı bugün nasip etsin. Aya bu insan zanneder mi ki başıboş kalacak? Allah aşkına ya, otların, çiçeklerin, odunların bile amellerini muhafaza eden, zayi etmeyen, hiçbirini kaybetmeyen Allah, yeryüzünden en şerefli mahlubu olan insanın, halife-i zemin olan insanın, kainat fabrikasının neticesi olan insanın amellerini, ibadetlerini, sevaplarını, günahlarını hiç unutur mu? Zayi eder mi? Siler mi? Kaybeder mi? Cenab-ı Hak Settar ismiyle örtsün inşallah günahlarımızı. Gaffar ismiyle affetsin inşallah. Ya. Aya acaba bu insan zanneder mi ki başıboş kalacak? Haşa. Belki insan ebede mebustur ve saadet-i ebediyeye ve şekaveti daimeye namzettir. Küçük büyük, az çok her amelinden muhasebe görecek. Ya taltif veya tokat yiyecek. İşte hafiziyetin cilve-i kübrasına ve mezkûr ayetin hakikatine dair şahitler hak ve hesaba gelmez. Bu meselede gösterdiğimiz şahit denizden bir katre, dağdan bir zerredir. Dağ bizim anlattıklarımız diyor, denizden bir damladır. Damla buysa, damla bizi ikna etti, damla bizi doyurduysa deniz nasıldır ya? Elhamdülillah. Subhaneke la ilme illa ma allamtena inneke ente alimul hakim. Ve ahur davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Sınmede onu kaydetmek.